Güney İtalya'da Bari kentindeki iş bulma kurumunun önünde tükenmek bilmez bir kuyruk hakim. Kalabalığın içindeki itişip kakışmalar İtalyan iş piyasasının gerginliğini ortaya koymaya yetiyor. Birçok şirket yarı zamanlı çalışan alma ya da teknik işsizlik planları yapma yoluna gidiyor. Son çare olaraksa kapanışını ilan ediyor. Bu durumun en vahim etkilerini güney bölgelerinde tekstil ve mobilya sektöründe çalışan gençlerde görmek mümkün. Diğer yandan kayıt dışı istihdam artıyor. Birçok gencin tek iş deneyimi kayıt dışı yöntemlerle çalışmaktan ibaret. Şimdiye kadar hep kayıt dışı işlerde çalıştım. İlk işime 2006'da başladım. 6 yıl boyunca bir kaynak şirketinde çalıştım. Sözleşme yapmadılar. Beni ne zaman ihtiyaçları olduysa o zaman çağırdılar. İhtiyaçları olmadığında ise çağırmadılar. Günde 4 saat çalışarak ayda 500 euro alıyordum. Tüm iş günleri, cumartesi de dahil çalışıyordum. Marketlerde çalıştım, kasapta et ve jambon gibi ürünler sattım. Araba tamirciliği ve marangozluk da yaptım. Hepsi kayıt dışıydı, sözleşmesizdi. Haftada 80 ya da 100 euro alıyordum. İtalya'da genç nüfus işsizliği yıllar yılı %20 ila %25 arasında seyretti. Bu rakamlar dahi örneğin %10 işsizlik oranına sahip Hollanda'nın oldukça üstünde bir değere işaret ediyor. Günümüzde ise İtalyan genç nüfusunda işsizlik oranı yaklaşık %37. Kayıt dışı istihdama boyun eğmek zorunda kalan gençler hiçbir şekilde sosyal güvenceye sahip değil. 19 yaşımdan beri bu iş bulma kurumuna geliyorum. Şimdi de 28 yaşındayım. Çok kötü deneyimler yaşadım. Çalışacak yer bulmak mümkün değil. Sürekli iş değiştirdim. Uzun vadeli hiçbir plan yapamadım. Burada iş bulsanız dahi çoğunlukla kayıt dışı oluyor. 20'li yaşların sonuna yaklaştım. Böyle devam edemem. Broşür dağıtımı yapan bir şirkette kayıt dışı çalıştım. Ne iş bulursam yaptım. Hiçbir zaman paramı ay sonunda alamadım. Hep birkaç ay sonra ödediler. Maaşınızı verseler dahi beklediğinizin altında bir para alıyorsunuz. Bu acı verici bir durum. Bari İş Bulma Kurumu'nda görev yapan Ida Zicolella'nın gençlere önerisi kayıt dışı iş tekliflerini reddetmeleri ve bu firmaları polise şikayet etmeleri. Son yıllarda kayıt dışı istihdamla birlikte kişileri işsizle çalışan statüsü arasında belirsiz bir konuma düşüren teknik işsizlik planlarının da arttığı gözlemleniyor. Kayıt dışı çalışan çok sayıda insan var. Teknik işsizlik, insanları yasa dışı yöntemlerle çalışmaya zorlayan bir fiili mekanizma. Teknik işsizlik statüsündeki kişiler ayda 700 ila 800 euro kazanıyorlar. Bu nedenle kayıt dışı çalışmaya yöneliyorlar. İsim vermek istemiyorum ama teknik işsizliği ya da benzeri tampon görevi gören sistemleri 22 yıldır araç olarak kullananlar var. Bu kişiler teknik işsizlik planından para alırken her gün kayıt dışı piyasada çalışmaya devam ediyorlar. Puglia bölgesinde kayıt dışı istihdam piyasası üzerine araştırmalar yürüten Vita Belladonna, kriz döneminde Bari'nin sanayi bölgesindeki şirketlerin yıllık cirosunun yarıya indiğini belirtiyor. Teknik işsizlik planlarının yoğun bir şekilde istismar edildiğinin altını da çiziyor. Cirolarının düşmesi birçok şirketi ya çalışanlarını işten çıkarmaya ya da kayıt dışı çalıştırmaya itti. Bir diğer yolu seçenler de öncelikle onları işten çıkarıp sonrasında kayıt dışı sistemle yine kendileri için çalışmaya zorluyor. Lavoratori licenziati che poi lavorano in nero nella stessa azienda. Puglia bölgesi hükümet binasının önünde son 10 yıldır işsizlik ve kayıt dışı istihdam sorunuyla boğuşan sağlık çalışanlarının gösterisine tanık oluyoruz. Puglia eğitim planlarına büyük yatırımlar yapan bir bölge olarak tanınsa da görünen o ki eğitim işsizliğe çare olamıyor. Söz konusu bile değil. Avrupa Birliği fonları aracılığıyla İtalyan hükümeti ve bölge hükümeti tarafından da eğitime çok para yatırıldığı bir gerçek. Ancak sorun şu ki eğitim dünyası bölgenin iş piyasasının ve iş dünyasının ihtiyaçlarıyla uyuşmuyor. İş arayışındaki gençleri konu alan bir fotoğraf sergisi için hazırlık yapan genç sanatçı Martina için işsizlikle boğuşan bu denizci ve araba tamircisi doğru birer profil. Avrupa Birliği'nin genç nüfus işsizliğiyle başa çıkma amaçlı önerisi ise gençlik garantisi adıyla anılan yeni bir sistem. Eğitiminizi bitirdikten 4 ay sonra iş teklifinde bulunmaları çok iyi bir fikir. Ancak içinde bulunduğumuz koşulları göz önüne alınca pek gerçekçi gelmiyor.
Bence Avrupa Birliği'nin bu önerisi çok iyi bir fikir. Okulu bitirdikten birkaç ay sonra iş dünyasına girme fırsatı sunuyor. Biz gençlerin birçoğu iş bulmak için en az 1-2 yıl bekliyoruz. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin gençlik garantisi önerisini yerinde buluyorum. İtalya'nın güneyinde imalat yapan çok sayıda şirket küreselleşmenin olumsuz etkilerinden nasibini alsa da Blackshape isimli şirket bu durumu kendi lehine çevirmeyi başardı. Blackshape'de depo müdürü olarak görev alan Vito Botalico, yaptığı stajlar sayesinde tam zamanlı ve sözleşmeli bir iş bulma şansına eriştiğini anlatıyor. Çocukken çeşitli uçak modelleri yaparak oyalanıyordum. Sabahtan akşama kadar maketlerle oynuyordum. Hepsini bir araya getirip bozup yeniden yapıyordum. Hayalim ileride bu parçaları birleştirmekti. Hala da değişmedi. Staj yapmak iş dünyasına girmenize yardımcı oluyor. Staj süresince teoriyi pratikle birleştiriyorsunuz. Bu bileşim her şeyin temeli. Firmanın kurucusuna İtalya'da seçimler yaklaşırken yeni hükümetten iş piyasasını canlandırması konusunda neler beklediğini soruyoruz. Daha açık kurallara ihtiyacımız var. Kayıt dışı istihdamın sonlandırılması gerek. Vergi kaçakçılığının durdurulması şart. Çünkü bu hükümetin vergi geliri kapasitesini azaltan bir etken. Diğer yandan işini düzgün bir şekilde yapan ve istihdam yaratan şirketlere bir çeşit prim ödenebilir. Puglia bölgesinde faaliyet gösteren, demir yollarında teşhis amaçlı kullanılan trenler konusunda dünya lideri Mermek isimli firmanın yöneticisi Vito Pertosa ise aksini savunuyor. Pertosa'ya göre yeni hükümet iş gücü maliyetini kesinlikle düşürmeli. İtalya'nın tüm bölgeleri arasında Puglia, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge fonlarından en çok yararlananı. Bunun sonuçları çok olumlu. İtalya genelinde olduğu gibi güneyde istihdam oranı 2011'den 2012'ye geçtiğimizde azalırken Puglia'da bu oran arttı. Peki Bari İş Bulma Kurumu önünde kuyruk oluşturan bu nüfusa nasıl istihdam sağlanacak? İşsizlik istatistiklerine dair en büyük sorun teknik işsizlik gibi sosyal anlamda tampon görevi gören sistemin içinde yer alan on binlerce kişiyi göz ardı etmesi. Eğer istihdam yaratılmazsa biz ne yapacağız? İş olmadan alım gücüm olmaz. Hiçbir şeyi alamam. Siyasetçiler kendi refahları üzerine konuşup duruyor. Kimse istihdam sağlamaktan söz etmiyor. Eğer iş alanı yaratılırsa insanlar yeniden tüketim yapar hale gelir. Euro da bu şekilde değerini geri kazanabilir. Avrupalı liderler 2014-2020 bütçesi üzerine müzakere ederken genç nüfusun iş piyasasına erişmesi için 6 milyar euroluk bir bütçe öngördü. İtalya bundan önemli bir pay alacak olan ülkelerden biri ancak vatandaşları için istihdam yaratmaya yönelik strateji yürütme görevi yeni hükümete düşüyor.